tatil köyü. Güneş yakar gönlünü, huzur, neşe, eğlence. Hepsi burada doğrusu. Tatil aşkı çarpar yürekler bazen çok sürer. Tatil aşkı, tatil aşkı çarpar gönüller bazen çok sürer, bazen de üzer. Çarpar gönüller bazen tatil aşkı. Dinlenme tesislerinin güzel misafirleri. Bu gece havuz kenarında müthiş bir yetenek yarışması var. Hepinizi bekliyoruz. Yarışmaya kayıt yaptıracağım. İnanmıyorum sana. Ver parayı, inandırayım. Hayatta olmaz. Benim sevgilim öyle orada el alemin önünde şaklabanlık yapamaz. Ne şaklabanlığı ya? Ben orada gidip sanatımı icra edeceğim. Ay ne şanslı kadınım ben. Kaan'cığım. Teklifini düşündüm de kabul ediyorum. Havuzlar yarışmasını ben sunacağım. Hem de nefis bir dans gösterisiyle. Seninle birlikte. Olmaz. İmkansız. İmkansız diye bir şey yoktur Zühtücüğüm. Yeter ki sen iste. Alemin şeytanına, düşmüşüm ayağına. Her yerime dokunma, dokunma namusuna. Her tarafı oynuyor, benle oyun oynuyor. Sürekli dokunuyor, gözümü korkutuyor. Sen bana bir
ilgilendirmez canım. Hiç ilgilendirmez. Beni zaten sen ilgilendirmiyorsun. Beni Zühtü Bey ilgilendiriyor. Nedenmiş o? Ha? Kalbi var, şekeri var, tansiyonu var. Yaşını başına almış. Rica edeceğim Aydan Müjde Hanım. Yaşı başı karıştırmayalım. Baba nasıl yaparsın bunu? Daha bir şey yapamadık oğlum. Babanla kısmet mi var? Sema ne oluyor burada? Eyvah aile faciası. Yok bir şey. Uğur'da beni terk ettiğin karının marifetlerini görüyoruz. Merhaba. Ya hadi de naz etme uşağım ya. Ya bak Zuhdi Bey yatağında horulday. Hadi bir uyandır onu da. Ula sağa yalvardığım kadar. Gergedene yalvarsaydım. Şimdi abriye çoktan uğur uuu diye öteydi. Sen abriye böyle alak alak duruyorsun. Ya şşş. Lan etsene. Bak şimdi uşağım. Eğer horoz öterse Zuhdi Bey yatağında ha böyle zıplarmış. Ula bir önde zıplat onu da böyle. Kart zampar olması kolay mı? Zor uyanır bu sabah o zor. Uy, ula attı. Ula at işine kurban olayım senin. Şimdi mecburen kalkacak emekli sapkın. Zuhdi Bey. Ha. Yani rüyanızda mı gördünüz? Ben az evvel sizi görüyordum biliyor musunuz? Sonra anlatırım. Durum ciddi. Evet Zühtü Bey. Ben mahvoldum, bittim. Ne oldu ki lan? Her şey bitti. Kariyerim gitti. Namusum, asaletim yok oldu. Var mıydı ki? Ne oldu canım? Kocam. Kocam benden boşanacağını söyledi. Cümle aleme rezil olduk. Ya onlar rezil olacak ne var ya? Boşanmak gayet normal bir şey. Bazılarısa Adem de havadan boşanmak isterdi biliyor musun? Böylece cennetten de kovulmazdı. Ama o zaman mahkeme nerede? Saçmalamayın Zühtü Bey. Bütün bunlar dün geceki olay yüzünden geldi başıma. Namusum 5 paralık oldu. Gururum 3 paralık oldu. Şerefim 2 paralık oldu. Çok indirim yaptın çok. Biraz yukarı çık. Ey gidi aşk. Çılgın arzular, hisli duygular. Demek aşk bunlara kadirmiş. Kim Abdülkadir'miş? Siz beni anlamıyorsunuz. Ama ben çok üzgünüm. Canım üzülme ya, her şeyin bir çaresi vardır. Siz bir oturun bir yol, biz buluruz bir yol. Ne çaresi olabilir ki? Namusu ayaklar altına düşmüş bir kadına kim yardımcı olabilir? Oh, tek tesellim, aşkım uğruna bunları yaşıyor olmam. Sizi bu kadar çok sevmeseydim, canıma kıyardım Zühtü Bey. Aşk mı? Sevgi mi? Kıyma mı? Canına kıyma mı? Ne komik hareketler bunlar. İnşallah etraftan kimse görmüyordur. Televizyonda biraz gülelim programı yapıyor gibiyiz. İstemiyorsanız yapmayın Ajda Müjde Hanım. Zorla yapılınca bir faydası olmaz. Yok şekerim her zaman böyle ye iç yat olmuyor. İnsan duba gibi oluyor. Bir sporun ucundan tutmak lazım. Zihninizi ve ruhunuzu da dinlendirir bu spor. Çok rahatlatır. Ya. Elbette. Ay Zühtü Bey'i de çağırsaydık. Adam koca tesisin derdiyle uğraşıyor. O da rahatlardı zavallı. Ayol sanki derdi bindiymiş gibi bir de soğuk kadın çıktı karşısına. Yani elinden gelse o soğuk kadın var ya onu Japon yapıştırıcısıyla yapıştıracak kendini Zühtü Bey'e. Ay bu tay için rahatlatır dedi. Ben hala gerginim şekerim. Ajda Müjde Hanım sessiz olarak yapılınca rahatlatır. Yok insanı konuşmak da rahatlatır. Bak şimdi bu Zühtü Bey var ya. Bu Zühtü Bey diyorum niye böyle? Siz şöyle biraz geçip oturur musunuz? Ay yok ayol ne oturacağım konuşarak daha rahat ediyorum ben böyle daha iyi. Bak şimdi bu Zühtü Bey'e diyorum hiç akıl veren yok mu diyorum. O kadın onu yer. Vallahi ayol panter gibi o ayol. Panter.
Alan memnun, satan memnun. Bize ne Ajda Müjde Hanım? Ay kadın da kadın olsa vallahi içim yanmaz. Uçan süpürgesi eksik cadının. Ay şekerim, ne buluyor sence o kadında bu? Aman bana ne, hoca kızacak, susun artık. Ay kadın dediğin etli mutlu olur. Bu kemik torbası gibi. Hayır, Allah benim gibi böyle özene, bezene yaratsa içim yanmaz, lafım yok buna. Ama kadın kadın gibi değil ki, hiçbir şeye benzemiyor. Hülya Hanım, ben de sizi çok beğeniyorum. Beğenmek mi? Olsun. Ben elmayı seviyorum diye elma da beni sevmek zorunda değil ya. Siz sadece beğenmekle yetinin. Ama ben gülü solana, sizi ölene dek seveceğim. Olur canım, anca beraber kanca beraber. Biliyor musun, ben öyle herkesi beğenmem. Ay, öyle mi? Tabii ya. Beni ne perciler, ne ebeler, ne kadın berberleri, ne ağdacılar işledi de. Neyse, boş ver. Biliyorum Zühtü Bey. Siz bütün kadınların hoşlanacağı bir erkeksiniz. Kadın ruhundan çok iyi anlıyorsunuz. Ruh çağırmayı da biliyorum. Fincanı kapatıyor, çeviriyor, çeviriyor. Çağırıyor, geliyorlar. Ay, yani sizinle bütün kadınlar evlenmek ister. Ben dahil. Teklif etseniz düşünürüm. Ama canım, aramızda teklif mi var? Ay ne yapayım, öyle heyecanlandım. İnsan aşık olunca böyle aptallaşıyor işte. Doğrudur, bu lafları duyunca ben bile aptallaştım. Çok tatlısınız Hülya Hanım. Ay, ay siz de çok sabırsız. Biraz bekleyin canım. Ne demişler, bekleyen derviş. Bekleye bekleye gebermiş. Sema. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi inandın mı bana? Anlamadım. Neye inandın mı? 212 bugün çıkıyor, 305 yarın. Bırak şunları da 2 dakika dinle beni. İşimden daha önemlisi dinleyeyim. Ama sen... Sema, gözünle gördüm. Benim Hülya'yla bir alakam yok. Onun aklı fikri paralı erkek bulmakta. Olabilir. Ama bu evli olmadığınız ya da boşanacaksınız anlamına gelmiyor. Sema bak, biz evli... Tamer gel buraya. Ne o? Rezil oldun, gidiyor musun? Ben değil canım. Sen gidiyorsun. Allah Allah. Sen küçük düşüyorsun, ben gidiyorum. Ne iş? Aldatılan koca olarak böyle boynuzu boynuzu dolaşamazsın herhalde. Çok kötüsün. Evet, gerektiği zaman olabiliyorum. Neyse, Zühtü benimle evlenebileceğini söyledi. Tamam, hemen kabul et. Edeceğim elbette. Ama bu arada senin fazla ortalıkta dolanmaman gerekiyor. İleride ucuz pansiyonlar var. Bir süre orada kalacaksın. Niye gideyim pansiyona mansiyona ya? Ben burada saklanırım. İtiraz istemiyorum. Ne diyorsam o. Ama... Aması maması yok. Biraz kafalıyım maydanozu. Sonra teker teker yolacağım yapraklarını. Sen de sakın benden kurtulduğunu düşünme. Bir yanlış yaparsan başına neler gelir biliyorsun. Biliyorum. Hadi bakalım, dolaşma ayak altında. Tüm ezik kocaların yaptığı gibi git inzivaya çekil. Günaydın. Günaydın. 112 dün giderken havuç, çarşaf ne varsa götürmüş. Zühtü Bey duymasın. Duysa ne olacak? Giden gitmiş. Ne o? Bir oda daha mı boşalıyor? Valiz maliz ne iş? Bilmem. Ayrıca beni ilgilendirmez. Hiç öyle görünmüyor. Yanlış görüyorsun o zaman. Peki, dediğin gibi olsun. Neyse, biz işimize bakalım. Bize ne kimin gelip gittiğinden? Al şu listeyi kontrol et. Üzre kocam biraz önce otelden ayrıldı. Ya öyle mi? Gözünüz aydın. Neyse, Tamer'in ekstralarını benim hesaba geçin. Peki Hülya Hanım, geçeriz. Allah başka acı vermesin şekerim. Bir hoşça kal bile demedi. Veda etmeden çekip gitti. Ya, acelesi vardır, diyememiştir belki. Ya da geri gelecektir. Ne diyorsun sen? Gelecek olsa karısı hesabını keser miydi?
Neyse, herkes işine baksın. Sema, aslında o adamla sen de hesabını kessen iyi olacak artık. Biliyorum. Biliyorsan yapsana. Biliyorsun ama bazı şeyleri yapamıyorsun Barış. Sevince işin zor arkadaşım. Baksana. Buyurun. Bundan sonra odalara çiçek koyacaksınız. Ayrıca odaları temizlerken oda parfümü de kullanacaksınız. Tuvaletleri pırıl pırıl istiyorum. Olabildiğince hijyenik olsun. Biraz özen gösterin canım yaptığınız işe. Unutmayın ki müşteri daima haklıdır. Pardon ama siz kim oluyorsunuz? Ben mi? Ben Zühtü Bey'in nişanlısıyım canım. Ay Ajda Hanım. Acı var mı? Acı. Ajda Hanım. Ajda Hanım iyi misiniz? Buyurun. Ay. İyi misiniz? Evet baylar bayanlar, kahvaltıyı kaçıranlar için son fırsattır. Muhteşem sandviçler, enfes poğaçalar. Size üç adımdan daha yakın, buyurun. Buyurun buyurun. Bakar mısın? Buyurun hanımefendi. Gençlik sembolü. Sarı şunları ne güzeli. Ben size baklayacağım da kime bakacağım? Buyurun. Ay teşekkür ederim. Bir tane sandviç alayım. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Siz teşekkür ederken ben de sandviç için 10 milyon lira rica edeyim. Ne? 10 milyon mu? Ücretsiz değil miydi? Vallahi Zühtü Bey değil bedava sandviç. Bedava selam bile vermez adama. İyi o zaman. Götür bunu Zühtü Bey'e. Afiyetle yesin. Sen de o zaman kahvaltıyı kaçırmayacaksın. Erken yat ki erken kalkasın. Öyle diskolarda sabaha kadar ha böyle ha böyle ha böyle oynamayacaksın. Sandviç, sandviç, sandviç. Ajda Müjde Hanım ne oldu size böyle? Ah sormayın, sormayın Kaan Bey, sormayın. Tansiyonunuz mu çıktı aniden? Şekeriniz mi fırladı yoksa? Daha beter, daha beter. Kalp krizi falan mı geçirdiniz? Evet, kalple ilgili bir sorun ama kalp krizi değil, kalp kırıklığı. Pardon, anlayamadım ya. Zühtü Bey, Zühtü Bey elimden kaçtı ama nişanlandı. Ne? İnanmıyorum ya. İnan. Ay. İnanmıyorum. Hasbunallah yahu. Ha bu Zühtü Bey var ya, kafayı yemiş ha. Abuk subuk şeyleri bana sattırmaya çalışıyor. Ulan ha bu sandviçü 10 milyonu kim verir ya? Akılsız herif. Sensin akılsız herif. Sayın patron, siz ne zamandan beri oradaydınız? Habuz Zühtü Bey var ya, kafayı yemiş. Kısmından beri. Ben öyle demedim hani. Yani öyle demek istemedim. Yani şey diyeceğim. Bizim patron ne akıllı bir herifmiş diyeceğim. Herif mi? Uy, yine mi yanlış oldu sayın beyefendi patronum? Bak, bunları öğlene kadar satmazsan gözlerine oyarım. Biz burada amma hizmeti yapıyoruz oğlum. Kahvaltıyı kaçıran acından ölsün mü yani? Ne münasebet canım? Yesun kazu, doysun. Minareyi çalan kılıfını, tatile gelen parasını hazırlar kardeşim. Ya ne müthiş bir herif ya. Atacağı kazık için bile mantık buluyor. Hey, o kaçın kurasıdır. Her şeye bir kılıf uydurur. Hey, iyi diyorsun da bu tatile gelenleri kazıklaya kazıklaya bir gün hiçbirisi gelmez buraya. Bunu hiç düşünmeyinler. Tövbe de. Kimse gelmezse biz de aç kalırız. Sen aç kalır mısın ula? Sen yemekler yaparken biraz ondan biraz ondan tırtıklarsın. Sen aç kalır mısın? Akşumun başı. Bak yine bana bu aşı yapar. Ya ne oluyor? Babam nerede? Şimdi gitti beyefendi. Nereye gitti? Hiç bilmeyen yok. Önemli mi dur? Hem de çok önemli. Babamla hemen konuşmam lazım. Ya bu halini tamamı terelelli ha. Akşumun başı. Herisi. Şekerim sana büyük bir kısmet var. Salkım salkım vallahi. Gördün mü? Aa, sahi vallahi. Peki yanındaki ne? Bir şeye benziyor ama çıkartamadım. Müsaade ederseniz ben bakabilir miyim? Anlar mısınız fazla? Biraz. Yakında size düğün var, düğün. Aileden biri evleniyor. Hayatım, gelsene buraya. Geliyorum. Gel otur. Bak bakalım başka evlenen var mı? Şöyle megafonlu bir adam evleniyor. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl yaparsın? Oğlum ne yaptığımızı söyle, nasıl yaptığımızı söyle. O kadın ortada nişanlıyız diye dolaşıp duruyormuş. Hangi adam? Hülya. Hop. Ne oluyor lan Hülya Mülya? Ona Hülya hanımefendi diyeceksin. Baba sana hiç yakışıyor mu ya? Yakışıyor. Bana da çok yakışıyor. Hülya Hanım beni açıyor. Baba sen ciddisin yani ha? Ne yani? Benim sevmeye, sevilmeye ihtiyacım yok mu? Ben insan değil miyim?
Anan öldüğünden beri şu kalbim sinek avlıyor oğlum. İyi de baba, o kadının seni sevdiği falan yok. Kandırıyor seni. Sen ya da ben hiç fark etmez. Tek istediği para. Lan oğlum, etrafında o kadar cıbıl var. Koklanmamış, açılmamış guller var. Sen babanı mı kıskanıyorsun lan? He? Anlaşıldı baba, anlaşıldı ya. Sen gözünle görmeden anlamayacaksın. Sana göstereceğim o kadının ne olduğunu. Hadi be atlar. Atlar, atlar, atlar. Baba, mente, mente. Hadi bak sen de. Peki lan bu. Baba, baba, baba. Ay, üç vakte kadar bir haber var ama iyi haber bu iş konusunda. Ay, belki yeniden sahnelere dönebilirsiniz. Ay bak bakayım oralarda bir yerlerde bir adam var mı adam? Ay, var var. Ay yakışıklı, uzun boylu, geniş omuzlu. Aa Zühtü Bey? Ay yok be, Zühtü Bey o kadar yakışıklı mı? Yeni merhabalar. Patrik'imizin yegane aktörüsü. Nasılsınız bugün? Aa sizi gördüm, daha iyi oldum. Ay size nişanlık çok yaramış. Yanaklarınıza kan gelmiş. Hayırlı olsun. Yok öyle bir şey. Yani daha resmiye de dökülmedi. E bakalım, falda çok güzel şeyler çıkıyor da. Öyle mi? Bilmiyorum bari. Ay vallahi çok da güzel biliyor. Alo, alo. Dikkat, dikkat. Kıymetli müşterilerimiz, müessesemiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak şimdi de hal servisi açmıştır. Hal baktırmak isteyen kıymetli müşterilerimiz 5 milyoncuk mukabilinde hal baktırabilirler. Dikkat, dikkat. Fal servisimiz açılmıştır. Falcı ve falcıya yan yanadır. Sen de bedava kalıyor. Bir işe yara bari. Ne kazanıyorsan şişti şişti. Dikkat, dikkat. Şimdi biz bu haldeyken karşımıza Ajda Müjde çıkıverirse ne olur? Birincisi ne varmış halimizde? İkincisi Ajda Müjde de kimmiş? Oo, Berke Bey, bu ne değişiklik. Ne değişikliği Tuğçe'cim, ben hep böyleydim. Ben hep seninleydim. Ben sensizken de seninleydim, şimdi de seninleyim, hep seninleyim. Sen var ya sen, inanılmazsın ya. Sağ ol. Ben de çok mutluyum, heyecanlıyım, gururluyum, Türk'üm, doğruyum. Ne be? Ya sakin ol, ne bu neşe böyle birden? Akşamı anlarsın hadi yürü. Hayırdır inşallah, hadi bakalım. Evet. Siz de amatör olarak, aman be, armatör olarak, yok ya, animatör olarak inşallah şurayı adam gibi neşelendirirsiniz. Milleti gülmekten gebertirsiniz inşallah. İnşallah Zülfü Bey. Peki çalışma düzenimiz nasıl olacak acaba? Çalışma düzeniniz düzensiz olacak yavrum. Yani siz havuzda soytarlık yaparken, yani aktivite yaparken müşteri muhakkak eğlenmeli, neşelenmeli. Ayrıca gece şovları, danslar, abukluklar, subukluklar yapılmalı. İyi de bunların belli saatleri vardır. Biz burada sabahtan akşama kadar komiklik yapamayız ki. Yaparsınız, yaparsınız. Ekmek parası mecburen yaparsınız. Hadi bakalım ankörtörler, iş başına. Bu millet gülmek istiyor. Anamız ağladı, biz gülmek istiyoruz diyor. Güldürün vatandaşın yüzünü. Aşk yiğitler, vatan imdanına. Ah canım, korkuttum mu seni? Yok canım, isteseniz de korkutamazsınız zaten. Tabii canım, öcü müyüm ben? Ay, tişörtünün rengine bayıldım. Nereden aldın? Paris'ten geldi. Ben de hep yurt dışından giyinirim. Ama bunun aynısını Salı Pazarı'nda görmüştüm. Ya. Oraya belediye zabıtası olarak gitmediniz herhalde. Dikkat, dikkat. Alo, alo. Müdüriyetin camını tuzla buz eden yeşil frizbigin sahibi. Müdüriyette bekleniyorsunuz. Hoşça kal canım. Unutmadan ya kuaförünü değiştir ya da bir daha para ödeme. Darılma sakın. Dost acı söyler. Alo, alo. Yeşil frizbigin sahibi. Yeni takılan camın ücreti 50 milyon Türk lirasıdır. Tedarikli gelinmesi rica olunur. Aksi halde frizbinin size geri dönmeyecek, ikiye katlanmak üzere imha edilecektir. Ana! Bil bakalım belki mi?
Ajda Müjde Hanım. Benim ben Hülya. Müstakbel nişanlınız. Canımın içi o ses de öyle. Bu sulu şakayı yapsa Ajda Müjde Hanım yapmıştır diye düşündüm içimden. Başka zaman olsa bu sözlere bozulurdum ama... Bugün öyle mutluyum ki. Böyle ulu orta samimi olmasak diyorum. Milletin ağzı torba değil, yüzemeyiz. Şimdi koyabilirsiniz. Kimden çekiniyorsunuz? Ajda Müjde'den mi? Ne münasebet canım, ben sizi düşünüyorum. Dün akşamki olaydan sonra kocanızla yine pişti olmayalım diyorum. Merak etmeyin, o gitti. Aman ne güzel. Geri gelmez değil mi? Gelmez. Sizi sevdiğimi yüzüne haykırdım. Acayip gurur yaptı. Oh ne güzel. Kuşlar gibi özgürüm artık. Kanatlandım, uçuyorum sanki. Madem öyle bu gece odama konarsınız artık. Çok isterdim ama Tilki... yani abim Tekin hiç de Tekin değildir. Odanıza geldiğimi duyarsa benim kemiklerimi kırar, sizi de yaşatmaz vallahi. Öf, ne yapalım oğlum pazyon kıytırıksa? Birkaç gün idare ediver işte. Ne klima mı yok? Güldürme beni Allah aşkına Tamer ya. Eskiden klima mı vardı da oğlum? Sıcak su da mı aklıyor? E sen de soğuk suyla yıkan be birader, Allah Allah. Ne yapabilirim ki sana? Ne? Sivrisinek mi kaynıyor? Aman be Tamer be. Ne mali bir çocuğuymuşsun sen de be. Tamam oğlum kapat. Hadi deşifre olacağım senin yüzünden. Dur kapatma. Seni geliyor. Şişt, bir dakika. Ne? Baba. Ha fotoğrafınızı mı çekeyim? Baba. Şarjınız mı bitiyor? Baba. Ay ne be? Baba. Alo? Sema sevgilim. Aa Tamer. Nasılsın bir tane? İç güveysinden hallice. Sen nasılsın? Berbat durumdayım. Ay kıyamam. Karın kovdu diye perişan mı oldun? O beni ilgilendirmiyor Sema. Senden ayrı kalmak koyuyor. Arkana bile dönüp bakmadan gittin. Daha önce yaptığın gibi. Bozulmakta haklısın. Ama şartlar... Bak bir yerde konuşalım, sana her şeyi anlatacağım. Bir şey anlatma bana. Bu saatten sonra dinlemek istemiyorum. Lütfen aşkım. Bir fırsat daha ver ne olur. Sana son bir şans vermiştim. Kullanamadın. Bu sefer hata yapmayacağım. Yeniden bir araya geleceğiz. Çok mutlu olacağız, inan bana. Artık 2 kere 2 4 eder desen sağlamasını yaparım Tamer. Sen Hülya'nın kuklası olmuşsun bir kere. Bugün sana git dediğinde nasıl gittiysen... ...yarın da çağırdığında tıpış tıpış geri dönersin. Gel kardeşim elini ver bana. Gel kardeşim. Ay Tilki ne oluyor ya? Ya hesapta kardeşiz ya. Kardeş akılları söylüyorum sana işte. Geldiler galiba. Galiba yani olabilir. Ya kusura bakma çok güneşte kaldım, güneş çarptı galiba. Tilki ben güneşten fena çarparım biliyorsun. Bilmez miyim? Gel kardeşim. Gel. Hayır sen değişmedin, değişemezsin. Artık acı çekmek, ağlamak istemiyorum dedi. Ya yeter, dinlemek istemiyorum. Yeter. Bak Tamer. Alo. Tilki'yi ver hele bacım. Efendim kimin? Tilki'yi dedik. Tilki'yi sağ mısın? Ay ne tilkisi kardeşim? Burası hayvanat bahçesi mi? Kusura kalma bacı. Yanlış açtık galiba. Alo. Alo. Tilki sen misin? Hayır ben Sansar. Dalga mı geçiyorsun kardeşim? Ya niye sen açıyorsun o telefonu? Tilki nerede? Nerede olacak? Kürkçü dükkanında. Çok heyecanlıyım ya. Bu benim ilk işim. Zühtü Bey deneyimsiz olduğumuzu çakarsa son işimiz olabilir. Ama iyi kandırdık Sattı'yı. Kimi kandırdı kızım? Adam maaş diye sadaka teklif etti. Sen de hemen atladın. Ne yapayım? Lafı uzatsaydık adam işte para isteyecekti. Bırak şimdi. Müşterileri nasıl eğlendireceğiz onu düşünedim. Böyle iyiler ya. Baksana hepsi kendi çapında eğleniyor. Ya yapmasana. Ya yapmasana. Ya abla ya şu çocuğa bir şey söyle. Ayıp Çağdaş, o daha küçük. Kendi küçük ama tabancası büyük ya. Ya. Sen niye bununla oynuyorsun sen? Büyüyünce mafya mı olacaksın? Atı ben tabancamı. Senin oyuncak araban, topacın, kamyonun yok mu? Annene söyle onlardan alsın sana. Seni böyle şiddete, kavgaya özendirecek şeyler almasın, tamam mı? Versene. Versene. Ya. Ya. Ha, yapın o cinayetli dizileri, yapın. Türkiye'de ne kadar çocuk var, cahil var, sokakta maganda var düşünmeyin. Yap. Didem. Makine kapat, kimseye söz verme. Tamam biraz da. Aa dur ayol, nereye gidiyorsun? Bana bak, güzel bir şey söylemeden dünyada bırakmam. Otur şuraya, beklesin o kız kuruları. Eyvah, Ajda Müjde burada. Yürü Berke. Artık onunla yüzleşmenin zamanı geldi.
Tuğçe ne yapıyorsun sen ikimiz birden böyle inat yapar gibi? Yani... Ben gidiyorum kardeşim. Ya neden korkuyorsun Berke? Artık ona muhtaç değilsin ki sen. Yarışma kazandın diye burada bedava kalmıyor musun? Evet, ya korkmuyorum da ya olağa çıkarırsa, kıskançlıktan ayılır bayılırsa? Havuzu atar ayıltırır. Düğünümüz var dan dan. Maç kazandık dan dan. Televizyonda her gece reklam arası kanlı bıçaklı diziler dan dan. Hangisi göster bakayım? Bu. Parmağınla gösterme, ayıp. Annen öğretmedi mi sana? Aa, koca bebek. Versene oğlumun tabancasını. Agresif teyze, çocuk bununla oynamasa daha iyi olmaz mı? O oynamasın da sen oyna, değil mi? Ne oluyor Çağdaş? Ver şunu be. Ver şunu aptal şey. Kendinize gelin hanımefendi, kardeşime bağıramazsınız. Başlatma şimdi gerizekalı kardeşinden. Kimin gerizekalı olduğu belli oluyor. Eğleniyor muyuz hanımla? Hem de nasıl? Merhabalar. Merhaba. Oo, merhaba. Bugün nasılsınız bakalım? Sorulur mu, sizi gördük daha iyi oldu. Aa, bunun ne işi var burada? O benim animatör arkadaşım. Bugün işe başladık. Aa, dönmüş demek Hınzır. Kim? Canım kimse kim. Sen boş ver. Sen animatör değil misin? Sen benle ilgilen. Öyle kazık gibi durup otur bakayım şöyle. Enerjide müjde. Az söylesin. Gerçi epeydir yapmıyorum ama. Yırttık galiba. Ya dönün ne be? Ya Tuğçe ama ya. Ne yapayım? Ay gelinliğimi nereden alsam acaba? Paris'ten mi Milano'dan mı? Benim su makine Mahmut Paşa'dan alırsan hır çıkarırım ha. Merak etme canım. Zühtü enişteciğin seni en lüks yerlerden giydirir. En güzel yerlerde gezdirir. Krallar gibi yaşatır. Aa. Ben gidiyorum. Nereye? Ya cep telefonumu odada unutmuşum, alıp geleyim. Boş ver, otur şöyle. Balayı planları yapalım. Ya şimdi çalar malar. Ay otur şuraya. Çalar çalar susar. Ya ama ayıp olur. Kime? Ya çalan ya aman yani açana. Şimdi numarayı gördüm de konuşmak istemiyorum zanneder falan. Ay otur dedim. Ha tüy bak nasıl unuttum. Anneme telefonu çekeyim. Hadi çap. Ay dur benimkinden ara. Ah. Yok şimdi sana yazmasın hadi. Sonra ararım. Ay bir şeyler içelim bari. Ay buraya bakan kimse yok mu? Garson! Garson! Hey amigo! Buyurun hanımefendi. Beni mi çağırdınız? Ay bir saattir garson diyorum. Niye bakmıyorsun? İyi de ben garson değilim ki. Şef garson. Ay aman iyi. Biz havuza iniyoruz. Sen de şef garson olarak bize iki tane soğuk kola getir. Hadi Tilki. Şey yürü abicim. Bakar mısınız? Ben mi? Arkanızdaki. Hey, alıngan çocuk. Ay, özür dilerim. Ay baksana bana yardım eder misin hadi? Bak, eğer taşımama yardım edersen valizimdeki giysilerin yarısını sana veririm. Tam senlik şeyler, çok yakışır. Yanlış gelmişsin kızım sen. Burası tatil köyü, Bakırköy değil. Biliyorum. Ben oradan kaçtım zaten. Allah Allah, çattık ya. Ay, çantalarımı taşımama yardım et hadi. İyi, ver tamam. Yalnız bak, valizimi taşıdım diye bana asılmaya kalkma. Havanı alırsın. İrem! Tuğçe! Canım aşkım hoş geldin ya. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ben burayı çok beğendim biliyor musun? Çok güzelsin. Sen kendine bak harika görünüyorsun. Sen de. Canım benim. İşte sürprizim. Kuzenim İrem. Heh tam sürpriz yani. Kuzenim İrem, boyfriendim Berke. Evet. Ne? Boyfriendin mi? Madem bir kız arkadaşın vardı. Gelir gelmez niye bana yazıldın ha? İftira. Allah belanı versin iftira Tuğçe. Yemin ederim yalan söylüyor. Vallahi asılmadım ya. Yalancı. Korkma canım şaka şaka. İrem'i çok daha yakından tanıyacaksın. Bir yanlışlık var herhalde. Bizim hesabımız olamaz. Kabul miyim? Giriş tarihi. Çıkış. Haklısınız beyefendi. Sema şuna bakar mısın? Bir saniye. Göz göre göre turist kazıklıyorlar.
Rica ederiz hanımefendi. Küçük bir yanlışlık olmuş. Aa evet. 112 numara. Hata yok beyefendi. Burada bir faturanız daha var. Ne faturası? Bavulumuzdaki otelimize ait 2 bornoz, 2 havlu, 1 fön makinesi, 3 küllük, 1 banyo paspası, nevresim takımı, 100 mumluk, 4 ampulün faturası. İade ederseniz hesaptan düşeriz. Aksi takdirde paşa paşa ödersiniz. Aç bavulu. Onları attıran Necmi. Öde bari. Seni boşamazsam adam değilim. Hangi otele gitsek soyup da çıkıyorsun be. Senin anan da böyleyim. Ha siz miydiniz? Size nasıl yardımcı olabilirim? Ha şu mesele, telefon. Buyurun. Buyurun. 5 kere tilki diye birini aradılar. Kargalar mı? Barış. Bir şey değil. Sence dilsiz bir adam neden cep telefonu kullanır? Güzel soru. Daha önce hiç aklıma gelmemişti. Bir şeyler dönüyor ama. Hadi hayırlısı. Aa Emine. Ona sorayım. Garanti bilir. Bahaneye bak, bahaneye. Emine. Sence dilsiz bir adam cep telefonuyla ne yapar? Mesaj çeker. Aa doğru ya. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Tabii aklım başımda değil ki. Hep sende. Maşallah diliniz de çözülmeye başladı Barış Bey. Sayende. Bu akşam mesai bitiminde. Yani şey yapalım mı? İkimiz biz beraber birlikte. Seni... Buluşalım. Ha buluşalım. Olur. Benim için problem yok. Kaçta? Hüseyin ben. Ütüyü fişte bıraktım. Ben çektim. Aa tüpü açık unuttum. Ben kapattım. Banyonun musluğunu kapattın mı acaba? Kafana atsın inşallah. Bir gazete okutmadın. Merhaba. Merhaba. Demek ki siz de benim gibi havuzu tercih ettiniz. Oturabilir miyim? Bir şartla. Dün geceki olaydan söz etmek yok. Dün gece ne oldu ki? Teşekkür ederim. Çok anlayışlısınız. Bu benim en büyük özelliğim. Ay canım küçücük bir yanlış anlama büyük patırtı koparttı. Şşş hani söz etmeyecektik. Çok bir şey sen var mıdır? Limon gayesi çok ucuzdur parası. Pardon. Ah hay Allah. Gözlerim kamaştı. Ay gözlük taksanıza. İşe yaramaz. Güzelliğinizin fırıltısından etkilenmemek için kör olmak lazım. Teşekkür ederim. İltifat etmiyorum, iltifat etmiyorum. Gerçek bu. Buraya ayak bastığınız günden beri gözümü sizden alamıyorum. Ya. Ama feleğin işine bakın ki evlisiniz. Ay hatırladığınıza sevindim. İnanın evli olmasaydınız sizi elde etmek için her şeyi gözü şeye alırdım. Ne? Her şeyi göze alırdım. Çünkü çok etkilendim senden. Ay bu muhabbet uzamaya başladı. Niyetim ki sizi sıkmak değil. Sadece içimi dökmek istedim. Bir kayaya çıkıp denize bağırsanız daha çok rahatlarsınız. Ben de bu şans varken dalgalar dertlerimi geri getirir ha. Ah gencim. Az buçuk da olsa yakışıklı sayılırım. Denizde kum bende para. Küçük bir imparatorluğun tek veliahtı, büyük bir servetin tek sahibiyim. Cebim dolu ama gel gör ki kalbim boş. Bence sizin kafanızın içi de boş. Bana küçücük bir ümit verseniz dünyalar benim olacak. Ay lütfen Kaan Bey ben bunları duymamış olayım. Hele babanız hiç durmasın çok üzülür valla. Aksine çok sevinir. Şimdi izin verirseniz şu dergiyi okumak istiyorum. Özür dilerim, rahatsız. Rica ederim diyemeyeceğim. Güle güle. Çok zalimsiniz. Zalim, oyun bozan, sesi borazan. Ay harika. Tuttuğumuz dilek oluyor. Ah neyse ağalım çıksın falım. Ben bunu yıkayayım. Ay dur ayol gitme dur. Sıra bunda. Ama Ajda Müjde Hanım dakika başı fal bakılmaz ki. Aa neden ayol? Karısıyla değil mi bu? Bak şimdi bana görgüsüz laflar ettiriyorsun. Aa deve çıkmış bunda bu fincana bakılmaz. E tamam al buna bak o zaman ver onu. Aa istikbaliniz çok parlak. Hatlarım yuvarlak. Ay bana ne istikbalden ayol sen şu birkaç günden haber ver. Hmm, 2-3 gün içinde bir teklif alacaksınız. Ay evlilik teklifi mi yoksa? Konser teklifi. Bakın görüyor musunuz? Siz şuradasınız, elinizde de mikrofon var. Ay bakayım. Hay Allah müstakim vermesin seni. Ben o kadar iri miyim ayol? O bir erkek görmemişsin, o bir adam.
Aa, elindeki de mikrofon değil, megafon onun. Yani buna benzer bir şey. Bu adamın? Ay dur bakalım dayım, adam ne diyor, dinleyelim bakalım. Dikkat, dikkat. Kuzey Türkiye'm dinleme tesislerinin güzide misafirleri. Yarından itibaren tesisten ayrılıp geceleri çevre bar ve diskolarda para harcamanız tavsiye edilmemektedir. Müessesemiz sizin eğlenceniz için hiçbir masraftan kaçınmamış, Türkiye'nin en iyi animatörlerini getirtmiştir. Dışarıda yiyeceğiniz paranın yarısını bizim diskolarda harcayın, tasarruf edin. Ne demişler? İşten artmaz, işten artar. Teşekkürler. E hadi devam et ayol. Devlet kapısında bir işiniz var. Ay bırak şimdi kapıyı bacayı, sen adam ne yapıyor ona bak. Ha adam. Heh. Adamın peşinde bir kadın var. Ay olmaz olsun. Yok ama o arkasını dönmüş. Oo sefam olsun. Sizi beğeniyor. Aptal değil ya adam ayol, güzelden anlıyor. Malın iyisi burada. Yetişen kapıyor. Ben de seni çok özledim karıcığım. Hele çocuklar burnumda tütüyor. Çok yoruluyorum çok. Bütün gün seminerler, toplantılar. Ne yapalım karıcığım, ekmek parası. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Alo, alo. Dikkat, dikkat. Sırayı bozmayalım, kaynak yapmayalım. Açık büfemiz bir orduyu doyurabilir. Aç gözlülük, aman açık gözlülük yapmayalım. 007'den majestelerine. İkinci tura atanlar, ikinci tura atanlar. Fazladan alınan her porsiyon ekstraya yazılacaktır ona göre. 007'den majestelerine. Oğlum ne diyorsun sen be? Ya diyorum ki gizli görev için açık rapor vereceğim da. Buna söyle de herkes duysun. Estağfurullah, o sizin aksesuarınız. Ne diyorsun lan bakayım? Ya diyorum ki şimdi dinledikten sonra kaseti imha etmeyeceğine söz vereyim misin? Ne? Kasete mi çektin? Yok canım, hepsini abiye kaydettim, kafamdadır. Kısa kes de aydın havası olsun. Aydın havası? Ha. Dan daradan dan daradan dan daradan. Animatör olacak da oğlum anlatsana. Hülya Hanım havuzun kenarına gitmiş. Öyle sere serpe uzanmış ne karı. Ben öyle uzanmış havuzun kenarında. Hı. Ondan sonra acaba işte kollarına 32 faktörlü korumayı sürmüş. Yok dur bakayım. Yok yok 20 faktörlü korumayı sürmüş. Sadebe gel sadebe. Ondan sonra Kaan Bey ha böyle pazularını şişire şişire böyle karnını içeride çeke çeke geldi. Zannım da o sırada kendini ta Truva'daki Brad Pitt zannedeydi. Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim, bu adamı kuşbaşı kesmeyeceğim. Sonra da Kaan Bey başladı Hülya Hanım'a fındık dalları gibi yeşillenme. O ne yaptı? Kim? Hülya, gerizekalı Hülya. Yo, hakkını yeme, akıllı karıdır şimdi. Sana hiç buyuran da kabahat. Neyse, lafı uzatmayalım. Hülya Hanım bizimkine hiç yüz vermedi. Hatta tersledi. Oh be. Sizin anlayacağınız o hanım sütten çıkmış aklaşıptır. Ayrıca da size aşıktım. Aferin oğlum. İyi iş çıkardın lan. Oo. Öyle kuru kuruya aferinle olur mu da? Ne istiyorsun? Yakana kırmızı kurdele mi takayım? Mesela iki maaş ikramiye verseniz. Nasıl olur sizce iki maaş? Müjdemi isterim Ahçı Efendi. Sağ şahane bir haberim var. Ne oldu? İstifa mı ettin? Yarın bütün gün izinliyim. Nereden çıktı bu izin? Zuhdi Bey'den de. Yani ben ondan iki maaş ikramı istedim. O da bana bütün gün izin verdi. Salakları kandırmak kolay oluyor. Bu kadar mızmız olduğunu bilmiyordum Tamer. Amma ağladın ha. Ne yapsın çocuk? Biz burada keyif çatıyoruz, orada sürünüyor. Ne? Ay ikiniz birden konuşmayın, anlamıyorum. Bak, su koy vermek yok. Zühtün işini bitirene kadar sabret. Tamer, beni özledin mi Caniko? Ne? Lafını bil de konuş. Uzaktasın diye hötrat etme, gelirsen fena yaparım. Ne kadınsın be, buradan oraya yetiştin çocuğa. Kes tilki. Bana bak, otur oturduğun yerde. Bir sonraki emre kadar ortalarda gözükme. Bak üstüne. Ay sen de her lafa maydanoz olma. Maydanoz olan ben değilim ki sensin. Hülya Maydanoz.
Sema. Merhaba canım. Merhaba. Aa, gel canım, otur. Beraber meyve falan yeriz. Kusura bakma, iştahımın kaçmasını istemem. Afiyet olsun. Gıcır banknot gibi harcandın. Merak etme. Ben onunla çatal dilini koparmasını bilirim. Kendin kaşın. Niye marka taşıyorsun ki? Bu senin kafanın basmayacağı bir taktik. Düşmana ne kadar yakın olursan o kadar çok şey öğrenirsin. Ona göre gardını alırsın. Bu kız seni kara sularına sokmaz. Merak etme, ben girerim canım. Oha. Maşallah. Vah 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 vah. Ortak noktalarımız var. Ne mesela ortak noktanız? Cinsiyetimiz. İkimiz de kadınız. Ve bu erkek hükümdarlığının sürdüğü dünyada kadın dayanışması diye bir şey var, değil mi? Hadi be. Dünyayı parmağınızda oynatıyorsunuz, sonra da erkek hükümdarlığı diye lo lo yapıyorsunuz. Yok be. Ba 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 ba. Dikkat et Çağdaş, üstüne dökme. Tamam abla, dökmem. O abla. Efendim canım. Ne diyorsun anlamıyorum. Seninki orada. Çok ayıp Çağdaş. Nereden benimki oluyor? Ama o senden çok hoşlanıyor. Beni ilgilendirmiyor, yürü. Abla, bu gidişle evde kalacaksın ha. Bütün ömrüm bana göz kulak olmakla geçecek ha. Çağdaş. Kocam gitti deyince Zühtü de hoşafın yağı kesildi. Ah, bende de, bende de. Ay sakın yanımdan ayrılayım deme. Zühtü beni yalnız yakalarsa bu sefer elinden kurtulamam. Hop, kime diyorum? Merak etme, o kalabalıkta Emel'ine ulaşamaz. Tilki. Tilki dedim. Damla. Ba ba ba. İyi günler. Ba ba ba. Olmaz, sen ablamı ilgilendirmiyor musun? Ba ba ba. Çağdaş, siz onu aldırmayın, buyurun lütfen. Ablam seninle ilgilenmeye başladı ha. Hadi hayırlı olsun. Zühtü Bey nerede şekerim? Bilmiyorum şekerim. Uy pardon, yani şey demek istedim. Belki de şekerini ölçtürmeye gitmiştir. Aa, şekerimin şekeri mi çıktı yine? Efendim, onun tansiyonu ne şeker böyle tahtaravallı gibidir. Bir ney bir çıkay, bir ney bir çıkay. Ay sus ayol. Onun yanında da konuşup böyle adamın moralini bozma. Bozulursa bozulsun. Düzelten biri bulunur. Geveze. İyi günler. İyi günler. Oturabilir miyim? Oturdunuz zaten. Ay sizi böyle masum masum bir başınıza oturuyor görünce içim cız etti. Yalnız bırakmayayım dedim. Ama ne yüce bir davranış. Tatsız bir olay yaşadınız şekerim. Kolay değil tabii. Ama merak etmeyin, ben sizin yanınızdayım. Ne de olsa kadınız değil mi? Bu erkek hükümdarlığının sürdüğü dünyada kadın dayanışması diye bir şey var, değil mi? Bunu benden duymuş olamazsınız. Ay yok ayol, kendim uydurdum şimdi. Biz bir zamanlar Tuğçe ile Siyam ikizleri gibiydik. Üniversiteye kadar hep aynı sınıflarda okuduk. Hadi ya. Tabii canım, küçükken biz birbirimize acayip benzerdik. Hatta ilkokulda herkes bizi kardeş zannederdi. Ay, ilkokul dedim de aklıma birden ne geliverdi. Aklına yine okuma bayramı geldi değil mi? Evet, ay anlatayım mı? Ay hayır İrem, lütfen bu sefer hayır. Ama çok komik. Ay Berke buna bayılır, ne olur anlatayım mı? Hayır dedim. Ya bırak anlatsın, merak ettim. Neyse canım boşver. Şimdi sahnede altını eşlediğini falan söylersem bozulur belki. İrem! Sahnem? O çok komikmiş ya. Sen... Oho, bunda daha ne hikayeler var. Ay hiç unutmam. Bir gün bununla sinemaya gidiyoruz. Hava yağmur, yerler böyle bir karış çamur. Ya İrem, keser misin lütfen? Anlatmazsan bunu orta yerimden çat diye çatlarım. Şimdi bunun da eteğinin fermuarı açılmış yarısına kadar. Caddeden karşıdan karşıya geçerken sen bunun eteği düş. Eyvah eyvah. Kaldı mı böyle, ağlayacak neredeyse canım. Benim. Sonra benim sinirlerim bozuldu. Gül Allah gül. Allah'ım gül Allah gül. Ya bu da pek komik değilmiş canım yani. Hay Allah. Ben bunu geçenlerde FRP kulübündeki arkadaşlara anlattım. Ay yerlere yaptı hepsi. Hepsi. Sen FRP'de mi oynuyorsun? Ustasıyım. Sen? Hastasıyım. Çak o zaman. Yarın bir oyun kuralım. Okey. Yarın tekne turuna çıkmayacak mıydık? Öbür gün çıkarız hayatım. Neyse İrem, sen yol yorgunsun. Hadi artık toparlanalım da akşam erken yatalım. Yo yo, aksine ben çok enerjiyim. Ay hadi bir şeyler yapalım. Sonra da diskoya gideriz. Ben çok yorgunum, erken yatacağım. İyi sen yat.
O zaman ben de Berke'yle giderim. Bozulmazsın değil mi? Yok canım, ne münasebet. Ay iyi o zaman, hadi kalk Berke. İyi eğlenceler. Plaklarım yok sattı o sene. Nasıl konser üstüne konser veriyorum. Salonlar yıkılıyor. Sene kaçtı? Milattan önce mi sonra mı? Ay ne güzel espriler yapıyorsun sen. Bir de espri yapmak için zeki olmak gerekir derler. Hayrola ne oldu? Ay ne güzel atışıyorduk, aman konuşuyorduk. Bu etim geldi. Ay çabuk çabuk, Fatıma buraları sakın. Aslında senin de yapabileceğin şeyler var Kaan. Ben ne yapabilirim ki? Babanın gözünü aç. Bu kadından sana fayda yok de. Eğer çok evlenmek istiyorsan şöyle bir etrafına bak de. İyi de o Hülya'ya aşık Ajda Müjde Hanım. Saygı duymak lazım. Ama bırak şimdi bu melankolik pozları. Fuliş Kazanova. Sen kim Sevgi'ye saygı duymak ki? Yiğidi öldürün, hakkını verin. Ben Sevgi'den aşktan anlarım bir kere. Ay hadi canım hadi, bana anlatma. İlk geldiğim gün anladım. Sen maymun iştahlı her cahinin birisin. Eğer öyle olmasaydın seni bırakır mıydım ben? Kendime menajer yapardım. Dışarıdan yaramaz bir adam gibi görünüyorum değil mi? Ne yapayım? Aşkıma karşılık bulamayınca deliliğe vurdum ben. Ah canım, sen aşık mısın? Hem de deliler gibi. Ay ben kıyamam sana. Peki sevgiline ilan aşk ettin mi? Yani onun haberi var mı? Birkaç kere şaka yolu söyledim. Tersledi. Ay şapşirik çocuğun. Aşk şakaya gelir mi? Terslenirsin tabii. Aşk ciddiyet ister. Aşk emek ister. Sonracığıma aşk fedakarlık ister. İster babam ister. Hatta babanı ister. Ya Ajda Müjde Hanım, siz bir aşk kadını olarak... Ne kadını, ne kadını? Aşk kadını. Ay 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 ay. Ayol sen göründüğün kadar zampit değilmişsin. Gözü gönlü açık çocukmuşsun. Söyle bakayım, seni dinliyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Pes etme. Ekilsen de, terslensen de, reddedilsen de pes etme. Aynen benim yapacağım gibi. Çok etkilendim, teşekkür ederim. Çok etkilendim. Ah benim şeker oğlum. Ay, ay oğlum dedim. Ay Allah mı söyletti ne? Avukatımla görüştüm. Boşanma davasını hemen açıyoruz. Bir pürüz çıkmaz inşallah. Yok canım. Tek celsede işlem tamam. O zaman ver elin nikah dairesi. Ay ne yapıyorsunuz? Ya abim görürse? Hani yatmaya gitmişti o hergene? Şey, saygıdeğer kayınbiraderim diyeceğim. Giderken bana erken gel demişti. Merak edip aramaya çıkabilir. Ha, o zaman vaktimiz az. Evimizi çabuk tutalım. Ay, ay, laftan anlamıyorsunuz galiba. İyi ama biz nişanlı sayılırdık. Böyle ufak ufak koklaşıp anlaşmamız lazım değil mi? Hadi bakalım, biz de birbirimizi daha yakından tanıyalım. Söyleyin bakalım, siz kimsiniz Zühtü Bey? Bedeniz turizmci Zühtü Maydanoz. Efendim ben askerliğini yapmış, yaşı kemale ermiş, eşini yıllar önce kaybetmiş, sempatik ve yakışıklı bir beyefendiyim. Aradığım işteki basıp var. Ey canım, gönül postasına ilan verenler böyle yazıyorlar. Çok komik ya. Devam edin lütfen. Memnuniyetle. Bir hanımı mutlu edecek bütün vasıflara sahibim. Halim vaktim yerindedir. Bir tane eşi ola bir tane delikanlı oğlum var. O biraz haytadır. Ama bütün malımı mülkümü onun üzerine yaptığım için evlenmemize karşı çıkmaz. Ne? Bizden mutlu ve mesut yaşarız. Şey, deminki cümleyi geriye sarar mısınız? Şey, yani tekrar söyler misiniz? Delikanlı bir oğlum var. Geç geç. Bütün malımı mülkümü onun üzerine yaptığından dolayı evlenmemize karşı çıkmaz. Biz de... Tamam tamam, bu kadar yeter. Bence de bu kadarı niyetini anlamaya yeter.
Selam canım. Ne işin var senin burada? Sana geldim aşkım. Git dışarı. Çıkamam. Tırmandığım merdiven düştü. O zaman işte kapı. Çıkmıyorum işte, var mı diyeceğin? Git bak, yoksa fena olacak. Şimdi güvenliği çağırıyorum. Umrumda değil. Sen beni dinleyene kadar burada oturacağım. Tamer. Peki tamam, dinleyeceğim. Ama burada değil. Yürü bakalım. Nereye? Dışarıda konuşacağız. Evli bir erkekle aynı odada yalnız kalmak prensibim değildir. Şey, iyiydi burası. Dinlememi istiyor musun, istemiyor musun? ...205 numara 5 sezondur buraya geliyor. 206'nın ilk senesi. 207'nin ikinci. Ha bu arada... ...205'in balayını da burada yaptıklarını söylemiş miydim? Hayır. Şimdi söyledim işte. Sıkılmıyorsun değil mi? Ya aslında... ...bu gece başka şeylerden söz edeceğimizi düşünmüştüm. Ama bu briefing gibi bir şey oldu. Haklısın. Biraz iş toplantısına döndü. Ya... ...ne yapayım, ben yapı olarak biraz çekingenim. Ya böyle bir anda ne yapılır, ne söylenir bilmiyorum. Şarkı söyle. Sen istersen söylerim tabii. Hemen söyleyeyim. Uzaklarda bir yerlerde, gözleri saklı gizlerinde. Uzaklarda bir yerlerde, yatışı sıcak dizlerinde. Ayın kenarında süzülen yar, yar. Dudaklarından dökülen bal, düşlerin sonuna var. Durmayın, söyleyin çocuklar, söyleyin. Hadi çekilmeyin, serenat yapmaya devam edin. Bağırın, bütün tesis sizi duysun. Babanızla bizi kovsun. Korkmayın, bir şey yapmaz. Barış ya, bana tavsiye edeceğin şöyle içli bir şarkı var mı? Niçin? Serenat yapıp ilanı aşk etmek için. Vallahi ne bileyim, öyle pat diye aklıma gelmiyor. Canın sağ olsun. Neyse, semayı bulayım, şarkı kolay. Bizim sülale geniştir, biliyor musunuz mu? Onları buraya çağırmam. Onun için duyunu koyda yapalım diyorum ha. Ne oldu, beğenmediniz galiba? Yok canım. Benim aklım başka yerde de, kusura bakmayın. Nerede? Odamda, yani albümde. Şimdi ben çok geç kaldım ya, çok merak etmiştir. Ben gideyim. Beraber gidelim. Yok, ben yalnız gideyim. Şimdi candan falan bakar, bizi beraber görürse olmaz. Çok kızar. Hadi, iyi geceler. Kule kule. Kaan Bey durun. Bir şey konuşabilir miyiz? Kusura bakmayın, işim var. Ay, gecenin bu saatinde ne işi canım? Pardon, sorulmayacak soruydu. Bence de, iyi geceler. Ay ama çok önemli. Benim işim de önemli, iyi geceler. Ay ama durun. Bu mu yani? Bunu konuşmak için mi çırpınıp durdun? Hülya'yı hiçbir zaman sevmedim. Duygusal anlamda şöyle, mecazi anlamda böyle. Allah aşkına Tamer, artık bana başka bir şey söyle. Ya sana gerçeği söyleyeceğim ama yine bana inanmayacağından korkuyorum. Şuna yeni yalanlar uyduramıyorum, artık kurudum desene. Doğru, kurudum. Ama senin aşkından. Sana gerçeği söyleyemediğim için. Bana inanmadığın için. Yeter artık. Ümitlerimin fos çıkmasından bıktım. Ağlamaktan bıktım. Sevgili karıcığın hakkında konuşmaktan bıktım. Yeter. O zaman bizden konuşalım. Ne bizi ya? Biz diye bir şey var mı? Beni bırakma Sema. Kurtar beni bu cendereden. Yanımda ol, güç ver bana. Ben doping apı mıyım? Bırak. Bugün size çok kaba davrandım. Kendimi affettirmek istiyorum. Bırak diyorum. Hayır, bırak diyorum. Ya istemiyorum. Hayır. Ya istemiyorum dedim. Hayır diyorum sana, bırakmayacağım. Sema! Sıkıştım Sema! Hayır diyorum. İnadı bırak. Sema, iyisin değil mi? Ay, yapmayın ne olur. Ay Tamer! Sen kimsin lan? Kim onun? Bundan sonra korkun benden. Bu tatil aşkını ikimizin de burnundan geçeceğim. Korkun benden. Ay bu ne ayol? Ay komediye bak. Aşk
Nefret, intikam. Ayol yerli dizi mi çeviriyorsunuz siz? Ne bu haliniz?